Herkese merhabalar, ben Ozan Siyay. Yepyeni bir ürün ya da ürünler inceleme videosuyla karşınızdayım. Bir süredir vakit geçirdiğim bu canavarı sizlere tanıtmak, anlatmak ve izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Yanımda gördüğünüz kasa MSI Mac Z590 Codec X5 modeli. Onun dışında masamın üzerinde yine bir MSI monitör bulunuyor. Bu da MPG 321 QRF modeli. İsimleri çok zor bu arada, ezberleme gerçekten zor oluyor. Ama böyle havalı isimler koyuyor MSI bildiğiniz gibi. Masanın üzerinde bir klavye, bir de mouse var. Klavyem Vigor GK50 Low Profile RGB ışıklı bir oyuncu klavyesi gördüğünüz gibi. Ve bir de kablosuz mouse'um var. Bu da MSI Clutch GM41 kablosuz mouse. Şimdi komple bu canavar sisteme birlikte göz atalım bakalım. İlk olarak bu sistemi kimler almalı? Onun öncesinde ama sizlerle şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Bir sitemim var yine her zamanki gibi. Ürün inceleme videosu yapıyorum ve bunun fiyatı ne olursa olsun, 1000 lira da olsa, 30 bin lira da olsa, 100 bin lira da olsa hiç fark etmiyor. İşte sen Türkiye'nin durumunu bilmiyor musun da böyle pahalı şeyler paylaşılır mı vesaire. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'nin durumunu tabii ki biliyorum. Ben de bu ülkede yaşıyorum ve ben de her şeyi alamıyorum. İş yapacak olan ya da bir şekilde imkanı olan, bütçesi olan kişiler için bu ürünleri öneriyorum ben de sizlere. Yani maalesef herkes her şeyi alabilecek bir ülkede ya da bir dünyada yaşamıyoruz. Üzgünüm bu konuda ama özellikle ben iş yaptığım için kullandığım ekipmanları da en iyilerinden seçmek zorundayım. Çünkü onlar üzerinden para kazanıyorum. Ve dolayısıyla da geri dönüşü oluyor bunların. Bu sistemin fiyatını şu anda sizlerle paylaşamıyorum. Çünkü günden güne fiyat değişecek. O yüzden aşağıya açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan güncel fiyatına ve bütün teknik özelliklerine göz atabilirsiniz. Ama lütfen şu konuda artık beni ve diğer ürün incelemesi yapan arkadaşlarımı linçlemekten vazgeçsin. Küçük bir kesim de olsa onlara sesleniyorum buradan. Şimdi bu kasayı kimler tercih etmeli? Öncelikle bu bir oyuncu bilgisayarı. Neden oyuncu bilgisayarı? Çünkü içerisinde canavar bir ekran kartı var. GeForce RTX 3070 bulunuyor. Ve şu anda 3070 dünya üzerindeki en iyi ekran kartlarından bir tanesi bildiğiniz gibi. Şu anda piyasada olup da ultra çözünürlüklerde oynayamayacağınız bir oyun neredeyse yok bu ekran kartıyla. Tabii ki ekran kartı tek başına yetmiyor. Onun dışındaki bileşenler de çok önemli. Bu kasanın içerisinde 11. nesil Intel Core i7 bir işlemci bulunuyor. Ayrıca 1 TB SSD hard disk ve 32 GB RAM var. Dolayısıyla böyle bir sistemde istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yani ben bol bol oyun oynadım açıkçası bu kasayla. Birazdan o oynadığım oyunları da sizlerle birlikte burada bir süre oynayacağım ve deneyimleyeceğim tekrar. Sizler de akıcılığı göreceksiniz. Ama sadece oyun değil, işlerimi de bu bilgisayardan yürüttüm ve son derece hızlı bir şekilde yürüttüm. Mesela Premiere'de üst üste 8 tane 4K videoyu attım ki daha da fazlasını atabilirdim ama bunu denemedim. Akıcı bir şekilde ve hiçbir takılma olmadan kurgu yapabildim. Onunla ilgili de bir örnek göstereceğim sizlere. Ayrıca Unreal Engine, Blender, Cinema 4D gibi 3D programları da son derece akıcı bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve hızlı bir şekilde render alabiliyorsunuz ki bunlar bizim için gerçekten çok önemli, çok değerli şeyler. Çünkü bunlar zaman arkadaşlar ve zamandan daha önemli bir şey yok. O yüzden de yaptığımız işlemleri ne kadar hızlı sonuca vardırırsak o kadar kâra geçiyoruz aslında. Neyse, uzun bir giriş konuşması oldu farkındayım ama kasanın tasarımına bir göz atalım. Ondan sonra da kasanın üzerindeki portlara, giriş çıkışlara bir bakalım neler varmış. Evet, kasamız bir oyuncu kasası olduğu için, oyuncu bilgisayarı olduğu için çok da küçük değil arkadaşlar. Çünkü içerisinde çok ciddi bileşenler var. Özellikle RTX 3070 gibi. Şimdi önüne baktığımızda şöyle şık tasarımları var. Zaten MSI'ın bütün bilgisayarları birbirinden farklı ve çok şık kasalar üretiyor. Sadece kasa değil, monitörleri de aynı şekilde. Yine güzel bir tasarımla karşımızda MSI. Şöyle ince kırmızı hatlar var burada, LED ışıklı. Burada açma kapama butonumuz bulunuyor. Hemen altında da MSI logo var. Yan tarafına baktığımızda ise temperli cam, yani kırılmaz cam var burada. Kasayı aldığınızda camla birlikte gelmiyor. Kenarında yine üzerindeki malzemeden yapılmış bir kısım var. Onu kolaylıkla çıkarıyorsunuz ve camı kendiniz yine kolay bir şekilde takıyorsunuz. Şuradaki basit vidalarla bunu yapabilirsiniz. Buradan kasanın içerisini rahatlıkla görebiliyorsunuz.
Üst tarafına baktığımızda ise burada havalandırma ızgaralarını görüyorsunuz ve burada fanlar var içerisinde. Kasanın üzerindeki portlara, giriş çıkışlara baktığımızda öncelikle burada Mac serisinin logosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir LED göstergesi var işlem yapılıp yapılmadığına dair. Onun hemen yanında bir tane Type-C portunu görüyoruz. Yanında iki tane USB 3.2 jenerasyon 1 tip A görüyoruz. Ve onun da yanında bir tane kulaklık, bir tane de hoparlör çıkışı var. Gelelim şimdi arka tarafına. Evet, kasanın arkasının genel görünüşü şu şekilde. Burada da bolca havalandırma ızgarası var arkadaşlar. Özellikle içerideki ısı alışverişi çok iyi tasarlanmış. Üst tarafa baktığımızda iki tane USB 2.0 tip A görüyoruz. Onun hemen yanında bir tane PS2 combo port bulunuyor. Alt tarafa baktığımızda bir tane HDMI 2.0 ve bir tane de şunu çıkarayım. Display portumuz var. Aşağıya doğru devam ediyorum. Şunu da bir çıkaralım. İki tane USB 3.2 jenerasyon 1 tip A. İki tane de USB 2.0 tip A. Burada 4 tane USB'miz var. Onun altında USB 3.2 jenerasyon 2.2 tip C bir tane portumuz. Yanında USB 3.2 jenerasyon 1 tip A ve bir tane de LAN portumuz var. Aşağıya indiğimizde iki tane Wi-Fi anteni ve onun da altında toplamda 6 tane ses jack'ımız var. Aşağıya doğru indiğimizde de RTX 3070'in arkasını görüyoruz arkadaşlar. Burada bir tane HDMI ve 3 tane de display portumuz bulunuyor. Şimdi sizlere kasanın içerisini de bir göstereyim. Şu temperli camı tekrar çıkaracağım. İç dizilimi çünkü gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani yeni aldığınız bir bileşenin buraya uyacak mı uymayacak mı derdinden kurtarmışlar sizi. Çünkü ulusal standartlarda bir sistem bulunuyor içerisinde. Evet, son vidayı da şöyle çıkardık. Şu camımızı sökebiliriz artık. Evet, bu kasada arkadaşlar ATX bileşenler kullanmışlar ve bunlar piyasada en çok bulunan bileşenler. Yani her birinin yuvası belli. Yeni bir şey aldığınızda, mesela SSD aldığınızda ya da RAM aldığınızda bu slotlara uyacak mı uymayacak mı sıkıntısından sizi kurtarmışlar. İstediğiniz parçayı rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Mesela ekran kartını 3070'den 3090'a mı çıkaracaksınız? Bunu rahatlıkla buradan söküp ATX standartlı 3090 bir ekran kartı alıp olduğu gibi yuvasına yerleştirebiliyorsunuz. Eskiden bilgisayar toplarken en büyük yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesiydi. Acaba uyacak mı, uymayacak mı diye. Artık bu bilgisayarlarda öyle bir dert kalmamış. Şurada gördüğünüz gibi iki tane 16 GB'lık RAM'imiz var. Toplamda 32 GB. Burada ekran kartımızı görüyorsunuz. Burada power'ımız var. Ve anakart da şurada görünüyor. İçerisindeki hava akımını çok güzel yapmışlar. Az önce de söylediğim gibi her yerinden ızgaralar var arkadaşlar. Ve kesinlikle ısınma sorunu ben hiç yaşamadım. Her şeyi full artı full kullanmama rağmen. İlk olarak bilgisayar üzerindeki bütün kontrolleri görebileceğiniz iki tane programdan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi MSI Center, bir diğeri ise Dragon Center. Bunları daha önceki MSI tanıtım videolarımda sizlere detaylı olarak zaten anlatmıştım. Şimdi Dragon Center'dan şöyle kısaca bahsedeyim. Burada bilgisayar üzerindeki bütün kontrolleri dediğim gibi yapabiliyorsunuz. Gaming modda bilgisayarınızda yüklü olan oyunları görebiliyorsunuz ve bunların performans ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz ya da tamamen bilgisayara bırakabiliyorsunuz. Eğer oyunu görmüyorsa buradan oyun ekleye tıklayarak klasörden gösterebilirsiniz. User senaryo kısmında dengeli mi kullansın, sessiz mi kullansın ya da işte Creator modda bazı özellikleri mi aktif bıraksın gibi seçenekler yapabilirsiniz. Extreme Performance'da kullanıyorum şu anda ben. Yani tüm özellikleri full şu anda açık. Monitör kısmında bilgisayarınızda olan biten her şeyi buradan görüyorsunuz. CPU ve GPU çekirdek hızlarını anlık olarak takip edebilir ve bilgisayarınızın sıcaklığını buradan kontrol edebilirsiniz. Game Highlight kısmında oynadığınız oyunların önemli anlarını burada kaydeder. LAN Manager kısmında bilgisayarınızın ağ testini, bağlantı ayarlarını yapabilirsiniz. Mystic Light'ta ise bilgisayarınıza bağlı olan cihazların ışık ayarlarını yapabiliyorsunuz. Mesela şu anda klavyedeki ışıkları değiştirmek istiyorum diyelim. Burada sağ tarafta farklı farklı LED stilleri var. Mesela nefes alan dediğimde ve uygula dediğimde şu anda gördüğünüz gibi böyle nefes alıp verir gibi ışıklar yanmaya başladı. Ya da ne diyelim, radar diyelim. Radar uyguladığımda bu arada renklerini de değiştirebiliyorsunuz. Şöyle soldan sağa doğru ışıklar akmaya başladı. Bu Mystic Light gerçekten oyun severler için müthiş bir şey arkadaşlar. Çok keyifli. Bazı oyunların Mystic Light modları da var bu arada. Oyunda olan şeylere göre ışıklar yanıp sönüyor. Aynı şekilde mouse için de bu ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Gaming Gear kısmına geldiğimizde ise burada bilgisayarınıza bağlı olan oyun araçlarını görebilir ve burada değişiklikler yapabilirsiniz. Klavyenizde tuşlara farklı atamalar yapabilirsiniz. Aynı şekilde mouse'unuzda da tuşları istediğiniz gibi atayabiliyorsunuz.
Şimdi de bilgisayarımıza bir benchmark yapalım. Bunun için user benchmark'ı kullanacağım. Bakalım puanı nasıl çıkacak bilgisayarımızın. Evet, şimdi sistem bilgilerini almaya başladı. Hep beraber sizlerle birlikte ben de göreceğim burada tekrar. Daha önce yaptım tabii ki, ne yalan söyleyeyim. Evet, şimdi sistem bilgilerini almaya başladı. Hep beraber sizlerle birlikte ben de göreceğim burada tekrar. Daha önce yaptım tabii ki, ne yalan söyleyeyim. Evet, benchmarkımız tamamlandı ve burada da sonuçları görüyoruz. Gaming modunda %160 aldı ve UFO derecesinde aldı. Bu derecelendirmeler de user benchmark'ta nasıl oluyor? Şöyle göstereyim sizlere. UFO en üst seviye arkadaşlar. Desktop kısmında yine UFO %110 aldı ve workstation, yani bunu bir iş merkezi olarak kullanıyorsanız, %155 aldı. Yani hepsi %100'ün üzerinde. Bu da müthiş bir sonuç anlamına geliyor. Aşağıya doğru baktığımızda işlemcimiz %105, ekran kartımız %153, SSD'miz %378, RAM'lerimiz de %106 aldı. Ayrı ayrı bakmamız gerekirse. Ve bunlar gerçekten çok iyi rakamlar. Videonun başında dediğim gibi bu sistemde oynayamayacağınız bir oyun ya da çalışamayacağınız bir program yok. Şimdi biraz oyun performansına bakalım isterseniz. Grafikleriyle yakan Forza Horizon 5'i oynayacağım. Ve buradaki FPS değerlerini de sizlerle birlikte göreceğiz. Şu anda ekranlara tam yansımıyor olabilir ama burada değerler görünüyor. Sizlere bunları okuyacağım biraz da arkadaşlar oyun başlayınca. Evet, Forza Horizon 5. Bu oyunu da oynamışken gerçekten şu grafiklerle oynamak lazım. Hakkını vermek gerekiyor. Muazzam grafikleri var arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Evet, şu anda 60 FPS'i görüyorum. Yani sınırda, oyunun sınırı 60 zaten şu anda. CPU kullanımı şu anda %18 civarında. GPU kullanımı ise %83'lerde. Değişiyor. Şu anda %92 oldu mesela. Fakat FPS'te en ufak bir düşme yok arkadaşlar. Şöyle biraz tarlaya daldık ama kaktüs tarlasına. Size göstereceğim diye yandan da göstereyim dedim de şöyle biraz. Evet, şu grafiklere bakın ya. İnanılmaz. Şimdi sizlere çok sevdiğim Titanfall 2 oyunundan şöyle bir performans testi yapmak istiyorum. Bu arada bunu yaparken monitörün bir özelliğinden de bahsedeceğim arkadaşlar. Şu arkasında menü kısmı var. Bu monitördeki, bu bir oyuncu monitörü. En büyük özelliklerden bir tanesi Smart Crosshair. Öncelikle Crosshair'i göstermem lazım tabii ki bunun için. Şöyle burada ekranın ortasına Crosshair atabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Yani FPS oyunlarında bu müthiş bir avantaj oluyor. Ve bu Crosshair'ın en önemli özelliği de Smart Crosshair dediğimiz işte. Ekranı değiştirdiğinizde rengi ona göre değişiyor. Yani mesela Crosshair'ınız kırmızı diyelim. Kırmızı bir yere gelirseniz başka bir renge dönüşüyor ki rahatlıkla görebilirsiniz diye. Burada farklı farklı başka Crosshair seçenekleri de var. Dilerseniz istediğiniz, beğendiğiniz bir Crosshair'ı da buradan seçebilirsiniz. Mesela şu çarpı olanı seçeyim ben şimdi. Evet, bu oyunun da maksimumu 60 FPS bu arada ve şurada gördüğünüz gibi Fraps'ı açtım. 60 FPS'i şu anda görüyoruz arkadaşlar ve en ufak bir düşme en azından şu ana kadar olmadı. Sizler de oradan takip edebilirsiniz eğer görüyorsanız, tabii ki bilmiyorum ama. Evet, şimdi Unreal Engine'ın çalışma performansına bakalım. Hatta şuradan MetaHuman'ı açayım. Onun üzerinde nasıl çalışacak bir görelim. Unreal Engine'ın MetaHuman kısmı da böyle çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en ufak bir takılma, en ufak bir donma yok. Son derece hızlı bir şekilde 3D çalışmalarınızı da burada yapabilirsiniz. Unreal Engine'ı da daha yeni yeni öğrenmeye başladım. O yüzden hani çok bir şey yapamıyorum. Şu anda sadece hazır bir model üzerinden sizlere şöyle göstermek istedim.
Son olarak sizlere bir de Premiere'deki performansımı göstermek istiyorum. Şimdi 4K bir video verelim de şöyle hemen göstereyim sizlere de hatta. Evet, 3840x2160 çözünürlükte bir videom var elimde. Ve bu videoyu şu anda akıcı olarak gördüğünüz gibi oynatabiliyorum. Hatta şöyle hızlı oynattığımda da en ufak bir takılma olmuyor. Şöyle hızlandırma yok burada. Olduğu gibi görüyorsunuz. Üzerine bir tane daha 4K video atacağım. Şimdi hatta şunları şöyle bölelim ekranda. Bu burada dursun. Evet, şu anda bakalım. Oynatıyorum ve play'e bastığım anda oynamaya başladı. Ve şöyle hızlı oynattığımda yine en ufak bir takılma görmüyoruz. Üzerine bir tane daha 4K video atacağım. Bunu da aynı şekilde küçültelim. Şöyle ekranda bölelim. Hepsi aynı anda aynı ekranda olduğunu göstermek istiyorum sizlere. Bir tane daha 4K video atıyorum. Şu anda 1, 2, 3, 4 tane 4K video oldu. Bir tane daha atıyorum. Evet, şu anda aynı ekranın üzerinde 5 tane 4K video var arkadaşlar. Şöyle oynatıyorum şimdi. Ve evet, gördüğünüz gibi en ufak bir takılma olmuyor. Şöyle hızlı oynatalım. Evet, şu anda 1/2 çözünürlükte yapıyormuşum. Bir de full'de deneyelim. Şimdi orada yanlış olmasın. Play'e bastık. Şu anda full resolution'da, yani tam çözünürlükte hiçbir takılma olmadan 5 tane 4K videoyu üst üste dizdim ve aynı anda görebiliyorum. Bunun sayısını çoğaltalım hatta. Şöyle abartalım biraz. Hadi 10 tane olsun. 10 tane 4K video üst üste. Şu anda herhangi bir takılma yok. Hala abartıyorum. 14, 15 tane oldu. Yine bana mısın demedi arkadaşlar. Vallahi çok enteresan. Şöyle iyice abartalım bir de. 21 tane video. Yok, yine oynatıyor. Yok arkadaşlar. 43 tane videoyu, 4K videoyu alt alta dizdim. Yine de oynatıyor. Artık daha da abartmaya gerek yok herhalde. Gördüğünüz gibi performans gerçekten inanılmaz. Premiere'deki performansı da bu şekilde. Tabii ki üzerine efekt falan atmadım bu arada ama yine de full resolution'da 43 tane 4K videoyu aynı anda oynatabiliyorum. Hiçbir takılma olmadan. Tabii ki üzerine efektler vesaire attıkça yavaşlama olacaktır ama bu muazzam bir sonuç bence. Bir süredir FPV öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar, simülasyon üzerinden. Bu da DJI'ın FPV kumandası. Öncelikle bunu sipariş ettim. Yavaş yavaş gözlük ve drone'la devam edeceğim. Şöyle bir simülasyon var. Onun üzerinden de sizlere hem bilgisayar performansını göstermek istiyorum hem de sizlere FPV öğrenmemin ilerleyişini sizlerle paylaşayım. TRYP FPV diye çok güzel bir simülasyon var. Unreal Engine motorunu kullanıyor. Grafikleri de muazzam zaten. O yüzden de bunun üzerinde bir sizlerle test etmek istiyorum şunu. Buradan FPS değerini de açalım. Sizler de görün. Ha, zaten açıkmış. Sağ tarafta FPS değerini görüyorsunuz. Evet, simülasyonumuz bu. Şu anda Alpler'de FPV uçuruyorum. Bakalım ilerleyişim hakkında sizler ne diyeceksiniz? Daha bir haftadır da öğrenmeye başladım. İlk günlerde yani imkansız gibi geliyordu böyle bir şeyi kullanabilmek. Fena ilerlemedim gibi geliyor bana. Tabii ki gerçekte nasıl olacak onu bilmiyorum. Yakında onu da YouTube kanalımda sizlerle paylaşmış olacağım. Şu anda 60 FPS'te yine standart olarak ilerliyoruz. Çok düşmüyor. En fazla 58'e falan düşüyor. Evet, şöyle bir manzarayı da göstereyim sizlere. Gerçekten keşke şurada olsak dedirtiyor. Yani hele bu Adana sıcağından sonra. Genel olarak bilgisayarla alakalı izlenimlerim bunlardı arkadaşlar. Klavye ve mouse ikilisi de zaten uzun zamandır bunları kullanıyorum. İkisini de tavsiye edebilirim. Özellikle şu klavyedeki şu sesler var ya, bayılıyorum bunlara, çıtır çıtır. Tam bir oyuncu klavyesi ve oyuncu mouse'u aslına bakarsanız. Bir de monitörden biraz bahsetmek istiyorum. MPG 321 QRF modeli, videonun başında da söylediğim gibi. Zaten az önce bahsettiğim gibi optik scope ve smart crosshair özelliklerini Titanfall 2'de sizlere göstermiştim. Ekranın ortasında bir tane crosshair açabiliyorsunuz. Ve bunu farklı farklı şekilleri var. Hangisine alışıksanız ya da hangisi size daha rahat geliyorsa bunları açarak oyunlardaki performansınızı çok daha fazla arttırabilirsiniz. Özellikle online oyunlarda oyunun size verdiğinden daha fazlasını görmek çok daha avantajlı bir konuma getiriyor sizleri. Smart Crosshair özelliği de yine az önce bahsettiğim gibi ekranın rengi değişse dahi o renge kontrast renk veriyor ve Crosshair'i her zaman çok net bir biçimde görebiliyorsunuz. Ayrıca Smart Brightness
Blindness özelliği ve Night Vision özellikleri de var. Sizin oynadığınız oyundaki ışık değişimi ya da işte karanlık aydınlık gibi senaryoları algılıyor ve her zaman çok net bir biçimde görebileceğiniz hale getiriyor. Ekran oranımız 16'ya 9 ve 2560'a 1440 çözünürlükte bir monitör bu. Ayrıca HDR600 ve True Color gibi özellikleri de var. Sound'ı da şöyle yukarıya doğru çekebiliyorsunuz dilerseniz ve şu şekilde eğebiliyorsunuz. Sağ sola da bu kadarlık bir dönüş sağlıyor sizlere. Bir de arkasına göz atalım isterseniz. Hemen sol tarafta yine şık bir MSI logosu görüyoruz. Ve burada da Mystic Light özelliklerini kullanan değişebilir ve ayarlanabilir renkli LED ışıkları var. Giriş portlarına baktığımızda da 2 tane HDMI, 1 tane DisplayPort, 1 tane USB Tip-C, 1 Upstream, 1 USB Tip-A ve 1 de ses girişimiz bulunuyor. Ve bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere bu sistemi tanıtmaya, anlatmaya çalıştım. Tabii ki eksiklerim olabilir. Bunu neden söylüyorum? Daha önceki videolarımda abi şunu anlatmamışsın, şu özelliğini göstermemişsin diye böyle bazen yorumlar geliyor. Zaten bir ürünün %100 her şeyini anlatabilmemiz mümkün değil. O yüzden videonun başında söylediğim gibi aşağıya bir link bırakıyorum. Oradan hem güncel fiyatını görebilir hem de diğer merak ettiğiniz teknik özelliklerine bakabilirsiniz. Ben burada daha çok sizlere canlı canlı performansını göstermek istedim bu cihazın. Kanalımda MSI'ın başka ürünleri ya da başka bilgisayarlarla alakalı videolar da var. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.